Sevgili TV8 izleyenleri, 8'e sağlıkta yine bugün hepimizi yakından ilgilendiren, hepimizin dikkatini çekecek bir konuyla karşınızdayız. Medikal estetik hekimi, uzman doktor Caner Çelik bugün konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Şimdi hocam evet yani hepimizin dikkatini çeken bir konu. O yüzden çok da fazla bekletmek istemiyorum seyircilerimizi. Yüzümüz neden sarkar? İlk önce bunu sormak istiyorum size. Aslında sarkma kaçınılmaz bir durum. Yaş aldıkça, yaşlandıkça ya da yaş aldıkça artık hangisini kullanıyorsak, yaşla beraber yüzümüzde bir kolajen ve elastin kaybı, yani elastikiyet kaybı gerçekleşir ciltte. Birinci sebep budur. İkinci sebep, cilt altında dolgu görevi gören kemik yapı, yağ dokusu, bu tarz dokular yaşla beraber azalmaya başlar. Alttaki dolgu malzemesinin azalması ciltte bir çökme efektine yani sarkmaya sebep olur. Esasen yaş ve elastikiyet kaybı artı yağ pedlerinin azalması diyebiliriz. Sarkmanın temel sebepleri bunlar. Yani yer çekimi etkisinin bir anlamda kolaylaştırdığı, hızlandırdığı süreç. Evet. Peki hocam, %6'ın oran var mıdır? %6'ın oran? Aslında şöyle, kabaca evet, belli bir oran istiyoruz. Örnek veriyorum, işte alın mesafesi, burun ve işte burun çene mesafesi gibi mesafeler var ama yani altın oran çok standartize edilebilecek, herkes için istenebilecek ya da uygulanabilecek bir oran değil. Aslında olmamalı. Bu estetik algısını standartize etmek anlamına gelir. Bunun da handikapı herkesi birbirine benzetmeye döner ve bu hoş bir estetik algısı değil bizce. Yani aslında altın oranı aramak yerine kişinin kendi yüzündeki iskelet ve o zemin üzerinde güzel bir görünüm elde etmek, yani kişiye özel bir altın oran bulmak çok daha mantıklı. Biraz daha kabaca ifade edeyim. Kişiyi özellikle yaşla beraber yaşanmış değişiklikler varsa kişiyi biraz daha gençliğine yaklaştırmak daha mantıklı ve daha soft bir estetik yaklaşım olarak geriye götürmek. Aynen. Evet, çok güzel. Yüzde şekillendirmede amaç ne? Yani neyi amaçlıyoruz burada? Şimdi yüz şekillendirmede amaç esasen sarkan dokuları toparlarken bir taraftan aynı zamanda yüzün keskinlik kazanmasını sağlayan belli alanlar var. Örneğin malar bölge dediğimiz ya da zigoma dediğimiz şu alan, çene ucu, jawline hattı, çene köşesi, bu tarz alanlar yüzün aslında keskin ifade almasını sağlayan bölgeler. Bu alanları netleştirdiğimiz, belirginleştirdiğimiz zaman bir, yüz toparlanır, sarkma efekti ortadan kalkar. İki, daha ince ve seksi bir görünüm, daha canlı ve genç bir görünüm elde edilir. Amaç esasen budur. Evet. Peki hocam, yüzü şekillendirmede dolgu uygulamalarının yeri nedir? Evet. Yüzü şekillendirmede aslında birkaç yöntem kullanabiliyoruz. En sık kullandığımız yöntem dolgu uygulamaları. Dolgu dışında neler yapılabilir? Kısaca aslında ondan da bahsedebilirim. İp uygulamaları yapılabilir. Yağ enjeksiyonları ki bunlar da dolgu başlığı altında geçer. Ama doğru olan gene söylüyorum tek bir yöntem değil, bu yöntemleri kombine etmektir. Evet. Gene kişinin durumuna göre. Kesinlikle öyle ama en sık ve en sonuç alıcı yöntem dolgu uygulamalarıdır tabii ki. Peki hocam dolgular sağlığa zararlı mıdır yapılan dolgular? Çok merak ediliyor bu. Evet. Çok fazla sorumlu. Medikal estetikte kullandığımız dolgular sağlığa zararlı değil. Bunlar non alerjenik, kanserojen etki içermeyen ürünlerdir. Tabii şunu da belirtmek gerekiyor. Ürünlerin kayıtlı, kaliteli ve takip edilebilirliği mümkün ürünler olması çok önemlidir. Yani her dolgu sağlığa zararlı değil, sorunsuzdur diyemiyoruz. Bu ürünlerin standartlara uygun bir şekilde üretilmiş olması çok önemli. Yani çünkü duyuyoruz işte dolgu yaptırdım, buram böyle şişti, burası sonra şöyle oldu, böyle oldu. Evet. Belki de biraz da uzman ellerde yapılmamasının da etkisi var. Yanlış ürün kullanıldığı takdirde bu sonuçlar oluyor tabii ki. Öyle. Aynı zamanda yani şimdi işlem yaparken o işlemin başarılı olmasının belli aşamaları var. Bir,
doğru endikasyon, yani yapacağımız işleme doğru karar vermek gerekiyor. Yani bunun gerekçesini doğru oturtmak gerekiyor. Kesinlikle. Kişinin beklentisini çok iyi bilmek, çok iyi anlamak gerekiyor. Ve iyi bir ürün seçmek, kaliteli bir ürün seçmek gerekiyor. Ve mutlaka tecrübeli bir hekim tarafından uygulanması gerekiyor. Kesinlikle hocam. Peki hocam, yüz şekillendirmede en sık kullanılan dolgular nelerdir? Biraz bunlardan bahsedelim. Dolgu deyince, evet, dolgu deyince ilk aklınıza gelen dolgular hyaluronik asit dolguları. Evet. En sık herkesin gördüğü ve yani gözün önüne işte saydam bir jel kıvamında bir ürün getirdiği dolgular. Bunlar en sık kullandığımız hyaluronik asit dolgular. Ama hyaluronik asit dolguları dışında neler kullanılır derseniz, kalsiyum hidroksiapatit dolguları var. Biraz daha yarı kalıcı dolgu statüsünde geçer. Daha geç erir dolgular. Evet. Onun dışında yine kişiden yağ alıp, liposakşım yöntemiyle yağ alıp belli işlemlerden geçirdikten sonra, tabi yüzün her tarafına uygulanmıyor ama özellikle yüz şekillendirmede kullanabildiğimiz otolog dolgular, yani yağ enjeksiyonları da dolgu statüsünde geçiyor. Geçmişte biraz daha kalıcı dolgular kullanılırken artık eriyebilen, olumsuz sonuç olabilecekse bunu geri çevirebildiğimiz dolgular ya da yarı kalıcı dolgular kullanmak çok daha akılcı ve çok daha güvenilir. Evet. Peki hocam, bir şey soracağım. Şimdi bizim başımıza çok geliyor da diş hekimleri olarak, sizin de geliyor mu? Bize geliyorlar, yarın benim işte düğünüm var, dişlerimin yapılması lazım. Bir günde olmuyor bizim işler tabii. Biraz zaman alıyor. Size de geldi hastanız. Evet. Dedi yarın nişanım var, düğünüm var işte. Bir sebepten dolayı o gün o işin hallolması lazım. Evet. Yarın nişana gidebilecek mi? Düğüne gidebilecek mi? Ya da ne zaman gidecek? Evet. Erteleyecek mi? Evet. Aslında her işlemde böyle bir şey mümkün değil. Yani örnek veriyorum, yüz şekillendirme dolgularında mümkün. Evet, işlemi yaparsınız, yüz şekillenir, toplar hemen. Ertesi gün düğününe gidebilir, nikahına bile gidebilir açıkçası. Ama bir dudak dolgusunda durum değişebilir. Çünkü bir miktar ödem olabilir, şişme olabilir. Örnek veriyorum, bir gençlik aşısı işlemi yapıldığı zaman kişide kızarıklıklar olabilir. Yani biraz daha bünyesel belli değişiklikler gerçekleşebilir. O yüzden hemen ertesi gün gidebilirim diyebileceğimiz işlemler farklı. Biz aslında başta söylediğimiz şeye dönüyor. Kişinin beklentisini çok iyi öğrenmek gerekiyor. Evet. Yani o beklentiyi karşılayabilmek için çok iyi anlamak gerekiyor. Kesinlikle. Peki hocam, uygulanamaz dediğimiz kimler var? Dolgu uygulanamaz mesela. Evet. Kimlere uygulanamaz? Şöyle, dolgunun uygulanamadığı işte yaş aralığı ya da kişi sayısı aslında oldukça az. Ama bizim kesinlikle dediğimiz belli insanlar, belli hastalığa sahip insanlar var. Şöyle, birincisi dolgu malzemelerden herhangi birine alerjisi olduğu bilinen insanlara asla dolgu uygulamamak gerekiyor. Bu sağlık açısından çok önemli. İkincisi, dolgu uygulaması yapacağımız alan, örnek veriyorum, orta yüz dolgusu yapacağız ya da dudak dolgusu yapacağız. O bölgede aktif bir enfeksiyonu varsa kesinlikle uygulamamak gerekiyor. Onun dışında medikolegal ya da etik yaklaşımı düşünürsek, baz alırsak, yetişkin olmayanlara dolgu uygulamak yanlış, uygulanmamalı. Mesela kaç yaşından itibaren uygulanır yani, hocam? Bunu da vurgulamış olalım buradan. Ya medikolegal olarak 18 yaşın altına uygulama yapmıyorum ben asla. Yalnız tabii biraz da gençlerde dolgu ihtiyaçları yaş ilerledikçe değişiyor. Yani gençlerde daha çok dudak şekillendirme ya da yüzün belli nokta, jawline, çene ucu yapma ön plandayken, yaş biraz da ilerleyince, yüz çökmeye başlayınca orta yüz dolguları daha çok tercih edilir oluyor. Ama dediğim gibi, yani bir yaş sınırı istersek, tabii akli melekesi yerinde yetişkin bir insan tabii ki dolgu yaptırabilir. Ama 18 yaş altına uygulama yapılmaz. Kanama bozukluğu olan, kanama pıhtılaşma bozukluğu olanlar bir. Onun dışında aktif kanser hastası olduğunu bildiğimiz insanlar, gebeler, emzirenler tercihen, yani biraz daha hekim ve hasta arasındaki diyalogla şekillenebilecek bir şey. Kimi hekim uygulamaz. Ben de belli uygulamaları emzirenlere uygulamam, yapmam. Sebebi şudur, yani bizim yaptığımız, uyguladığımız yöntemler, işlemler aslında bilimsel yöntemlerdir. Belli bilimsel süreçlerden geçmiş, güvenilirliği kanıtlanmış işlemler. Ama bu işlemlerin mesela gebelerde bir çalışması yapılmamıştır. Hı hı. Örnek veriyorum, gebelerde
ya da emzirenlerde botoks uygulaması ya da dolgu uygulaması gibi belli çalışmalar yok. Yok. Çalışma evet. Yokken ispatlanmamış, güvenilir ispatlanmamış bir yöntemi gebelere ya da emzirenlere uygulamamak gerekiyor. Evet. Doğru. Bir de şimdi şey oluyor, bu son zamanlarda maalesef geçen de konuşmuştuk meme kanseri olan evet. Hastalarda. Şimdi onların da bu kemoterapi özellikle bayanlarda radyoterapi süreçlerinde psikolojileri çok bozuluyor. Evet. Kendilerine bir şey yapmak istiyorlar, kendileri için bir şey yapmak istiyorlar. Onlarda mesela uygulama yapılabilir mi o tip kemoterapi, radyoterapi gelen hastalarda? Ya da kemoterapi ayrı, radyoterapi ayrı diyebilir miyiz uygulama için? Şöyle tabii ki kemoterapi ve radyoterapi uygulamaları farklı farklı alanlar, evet. Komplikasyonları, yan etkileri farklı olacaktır. Bir kere uygulama alanı önemlidir. Örnek veriyorum, yüz bölgesinde herhangi bir alana radyoterapi alan bir insana o bölgeye bir uygulama yapmak radyoterapinin yan etkilerini arttırabilir ya da kişinin evet. Konforunu bozabilir. Bu konuda biraz daha danışan pozisyonda yani danışılan pozisyonda olup yönlendirme yapmak daha doğru olacaktır. Örnek veriyorum. Onun dışında remisyon yani kanserin durma, ilerlememe döneminde olduğu hastalarda evet uygulamalar yapılabilir dediğimiz çerçevede. Yani uygulama yapılacak alanda aktif bir enfeksiyon ya da bir radyoterapi, skarı dediğimiz izleri bunun gibi problemler yoksa tabii ki uygulanabilir. Çünkü kişilerin gerçekten de bu kronik hastalık dönemlerinde belli özgüven problemleri evet. Olabilir. Kendini evet. İyi hissetmeye çalışıyor. Çökmeler başlıyor. Yaşandığı için son evet. Etrafımızda görüyoruz. Çok güzel bir noktaya değiniz hocam. O yüzden. Peki hocam şimdi burada merak ettiğim bir konu. Bir süreci var mı? Mesela radyoterapi, kemoterapi görmüş. Şu kadar zaman sonra biz bunu uygulayabiliriz gibi bir süreç var mıdır? Aslında şöyle biz aktif böyle kanser hastalarında böyle agresif tedavi alan hastalarda işlem yapmama eğilimindeyiz. Bunun için belirlenmiş bir süre tabii ki yok. Çünkü evet. Her kanserin gidişatı, remisyon yani duruma kontrol altına alınma süresi farklı olabiliyor. Bir kere kanserlerin evreleri ve kanser türlerinin davranışları çok farklı olabiliyor. O yüzden mümkün mertebe dediğim gibi hani bize danışan insanların beklentilerini çok iyi anlayıp yönlendirici olmamız da gerekebiliyor. Evet, kesinlikle. Evet. Sevgili Sekre Sağlık izleyicileri, bugünkü konuğumuz medikal estetik hekimi uzman doktor Caner Çelik'ti. Kendisi bize yüz neden sarkar bununla ilgili çok değerli bilgiler verdi. Kendisine verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizden ayrılmayın.